Değerli arkadaşlar, sevgili canlar, sevgili gençler, değerli ailelerimiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu haftaki grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Acı bir günün, acı bir hatırlamanın arkasından gerçekleştiriyoruz bugünkü grup toplantımızı. Ne yazık ki son yıllarda yaşamımızdan acılar ve yaslar eksik olmuyor. Dün bundan bir yıl önce katledilen 101 canımızın ölüm yıldönümüydü. Ankara'da barış diyenlerin, savaşta ve kıyımda ısrar eden zihniyetler ve eller tarafından katledilmesinin yıldönümüydü. Bir yıl boyunca bizler bir taraftan onların yasını tuttuk, onlar için acıdık, kanadık. Ama diğer taraftan da onların sözlerini, onların özlemlerini bir mücadele gücüne dönüştürmek için ısrarla, kararlı adımlarla yürümeye devam ettik. Bir yola çıkmışlardı, insanlık yoluydu. Bir yola çıkmışlardı, barışın, özgürlüğün ve umudun yoluydu. Ama bu ülkede, bu topraklarda ne yazık ki bu değerli kavramlardan, bu değerlerden korkanlar var, ürkenler var. Barış sözünü adına, ağzına almayanlar var. İşte tam da buna inat, barış umudunun yaşadığını ve direndiğini ifade etmek için toplanmışlardı bundan bir yıl önce Ankara'da. Bizler bir yıldan bu yana o umudun peşindeyiz. O kararlılığın, o direncin peşindeyiz. Onlar nasıl vazgeçmedilerse bizler de vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Aradan bir yıl geçti, ne oldu? Acımızı dindirecek, o canlarımızın ruhunu huzura kavuşturacak herhangi bir gelişme yaşandı mı değerli arkadaşlar? Bu bir yıllık süre içerisinde katliamın siyasi sorumluları, katliamın arkasındaki organize suç örgütü bütün sorumlularıyla açığa çıkarılmadığı gibi o günden bu yana yeni katliamlarla yüreğimiz kanadı. Arka arka gelişen kitle katliamları, en son Antep'te yaşadığımız bir düğünün kana bulanması sonucu yaşadığımız katliam, aslında hesabı sorulmayan, üzerine gidilmeyen, sorumluları açığa çıkarılmayan bir zihniyetin ürünüydü ve sonucuydu. Eğer Suruç olsaydı, Ankara katliamı, Suruç'un hesabı sorulsaydı, sorumluları açığa çıkarılsaydı, bugün Türkiye toplu katliamlarla anılan bir ülke haline gelmeyecekti. Bugün Türkiye o hallerle, sıkı yönetimle, durmaksızın devam eden çatışma ve gerilimlerle anılan bir ülke olmayacaktı. Eğer bundan bir yıl önce her şeye rağmen barışta ısrar edenlerin sözünü dinleseydi bu ülkeyi yönetenler, o sözün, o sesin özgürce yükselmesine olanak sağlasaydı, bugün Türkiye bu durumda, bu kaos içerisinde olmayacaktı. Ya bizi seçeceksiniz ya kaosu seçeceksiniz diyenlerin yarattığı Türkiye işte budur. Hiç kimsenin yaşamının güvence altında olmadığı, ekmeğinin, geleceğinin, canının tehdit altında olduğu bir Türkiye'ye işte böyle geldik. Geride bıraktığımız 1,5 yıllık süreç içerisinde barışın sözünü bile duymak istemeyenlerin, bütün barış umudunu, sözünü, söylemini, iradesini tüketenlerin yarattığı bir Türkiye'dir burası. Kendi yaşadıkları tükenmişlik sendromunu, kendi içlerinde yaşadıkları kaosu bu ülkenin üzerine kustular. Bu ülkenin üzerine boca ettiler. Artık yönetemez hale geldiklerini kabul etmediler. Artık bir iktidar ve yönetim liyakatine, gücüne ve olgunluğuna sahip olmadıklarını kabul etmediler. 1,5 yıldan bu yana siyasetin yerine zor, inkar ve şiddet yöntemleri konulmuş durumda. Siyaset bir toplumun yaşamını kolaylaştırmak için vardır. Yaşamı kolaylaştırmanın en temel yolu da
kolaylaştırıcı yollardan gitmektir. Barışın yolundan gitmektir. Demokratik yaşamın tesis edilmesinin yolundan gitmektir. Özgürlükleri ve adaleti, hakkaniyeti her kesime uygulamaktır. Ama bu yoldan gitmemekte ısrar edenler şiddetin, savaşın, çatışma ve gerilim yolundan gittiler. Geride bıraktığımız bu bir yıllık süre içerisinde ortaya çıktı ki Ankara katliamını gerçekleştirenlerin Suruç katliamındakilerle, Suruç katliamının failleriyle, Antep katliamını gerçekleştirenlerin failleriyle, Adana ve Mersin il örgütümüze dönük saldırılarla, Diyarbakır'da miting binamızın bombalanmasıyla doğrudan ilişkisi var. Bu bir yıllık, bir buçuk yıllık süre içerisinde yargı mekanizmalarının önündeki bütün engellere, blokajlara uygulanan gizlilik kararlarına rağmen güneş balçıkla sıvanmıyor. Gerçeğin bir kısmı en azından açığa çıkıyor. Gerçeğin açığa çıkmış küçük bir kısmıydı bu sadece. Artık örtemedikleri, bastıramadıkları kadar organize bir suç örgütü ve devlet kurumlarından destek alan, istihbarat yapılarından destek alan bir yapılanmayla karşı karşıya olduğumuz ayan beyan ortaya çıktı. Ama buna rağmen katliamların arkasındaki siyasi sorunlarla ilgilenmedi siyasi iktidar. Çünkü bu zihniyet, bu siyaset aynı zamanda kendi içindeydi. Kendi varlığının bir nedeniydi ve kaynağıydı. Bugün nasıl darbenin siyasi ayağıyla ilgilenmiyorlarsa, darbenin siyasi boyutlarının üzerine gitmiyorlarsa, bu bağlantıları zinhar deşmiyorlarsa, bütün bu katliamlarda da siyasi bağlantılar ve siyasi sorumluların hiçbirisini açığa çıkarmamak için direndiler. Çünkü bu katliamların siyasi sorumluları açığa çıkarılırsa doğrudan bu iktidarın hesap vermesi gerekir. Biz baştan itibaren bunu söyledik ve bugün de hala söylemeye devam ediyoruz. Hesap vereceksiniz. Hesap vermekten kurtulamayacaksınız, kaçamayacaksınız. Çünkü çok kan döktünüz. Çünkü çok ölüme sebebiyet verdiniz. Bu kadar büyük ve derin bir kan deryası içerisinde kendi sorumluluklarını örtemez artık bu siyasi iktidar. Bu ülkeyi, bu devleti İzlanda yönetimi, İzlanda'daki hükümet yönetmiyor. Rusya'daki, Yunanistan'daki veya dünyadaki herhangi bir ülkenin hükümeti yönetmiyor. Sorunlar, suçlar, sorumluluklar karşısına çıkınca kendisini bu ülkenin tek yöneteni olduğunu unutan ve unutturmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Güç ve baskı mekanizmalarını, otorite mekanizmalarını çalıştırmak söz konusu olduğunda onlardan hakim, onlardan muktedir yok. Ama iş sorumluluk üstlenmeye gelince, iş kriz çözmeye, katliamları aydınlatmaya gelince onlar sorumlu değil. Geride bıraktığımız bir yıl boyunca aklımızla alay ettiler. Bundan bir yıl öncesini hatırlayın. Güçlü ve tok sözlerle bu katliam IŞİD tarafından gerçekleştirilmiştir demediler. Kokteyl örgütü icat ettiler. Kendi akıllarına göre örgüt kuruyorlar, örgüt icat ediyorlar zaten. Kendilerinin üstlenmediği bütün suçları üstlendirecekleri bir örgüt lazım onlara. Kokteyl örgütü icat ettiler. Gerçeği çarpıttılar. Aylarca kamuoyunda, medyada bunun üzerinden propaganda yaptılar. Orada katledilen insanları, orada katledilen insanların ailelerini neredeyse suçlu çıkardılar. Kendi kendilerini patlattılar diyenler oldu. Böyle ahlaksızlıklarla, böyle çirkefliklerle karşı karşıya kaldık. Stadyumlarda ıslıklattılar, yuhalattılar. Böyle bir zihniyet, böyle bir siyaset katliamın sorumlularını, bu katliamı gerçekleştirenleri elbette açığa çıkarmadı ve çıkarmak gibi bir niyetleri de yok. Ama bizler gerçeğin peşinden yürümeye devam edeceğiz.
Katiller katliamcılar yerine bizleri cezalandırmaya çalışanlara karşı haklılığımıza ve davamıza sahip çıkacağız. Bakın KESK'e bağlı kamu emekçileri 11.301 kamu emekçisi açığa alındı. Görevden uzaklaştırıldı. Suçları neydi biliyor musunuz? İsnat edilen şey. 10 Ekim'de katledilenleri anmak ve siyasi iktidarı sorumluluğa davet etmek için yaptıkları iş bırakma hareketi. Böyle bir amaçla, bu kadar insani, temiz bir amaçla, demokratik, vicdani bir sorumlulukla iş bırakan kamu emekçilerinin binlercesini açığa aldılar, görevden uzaklaştırdılar. İnsanların sadece canlarını aldıkları yetmiyor. Sadece canımızla oynadıkları yetmiyor, ekmeğimizle oynuyorlar. Ve bunu sistematik olarak yapıyorlar. Darbeye karşı mücadele adı altında yüz binlerce insanı ekmeksiz, geleceksiz, güvencesiz bıraktılar. Katliamın hesabını vermeyen, bunun yasını tutmayan, bunun özrünü dilemeyen, bir gönül almayan iktidar durmadan acıyı daha da büyütmek için, geride kalanları daha da acıtmak için üstümüze geliyor. Geride bıraktığımız süreç içerisinde bu katliamın acısını yaşamadıkları, hissetmedikleri gibi bugün de bakın, herhangi bir resmi açıklama duydunuz mu dün ve bugün? Katliamdan sonra yapılan açıklamalara bakın. Kokteyl örgütü açıklaması yaptılar. Yaptıkları en akıllarda kalan açıklama budur. Dün de bu devletin bir yetkilisi, bu hükümetin bir sözcüsü, gönül almak yerine bu matemi, bu acıyı bir kere olsun anmaz mı? Böldüler çünkü. Bölündüler çünkü. Bu ülkenin insanının insanlığını böldüler. Bu Türkiye'yi zalimler ve zalimlerin yanında olanlarla, mağdurlar ve gadre uğrayanlar olarak böldüler. Bizleri bölücülükle itham edenler, işlerine gelmeyen her siyasi kesimi düşman kabul edenler, Türkiye'yi çok büyük bir sosyal bölünmeyle, insani bir bölünmeyle karşı karşıya bıraktılar. Bu acılar unutulmaz. Bakın biz kinci olduğumuz için unutmuyoruz. Onlar unutturmuyorlar bize. Bir parça insanlık ışığı görsek kin tutmayacağız. Kin siyaseti yapmıyoruz, nefret siyaseti yapmıyoruz biz. Ama onlar nefretleriyle unutturmuyorlar. Bu acıları, bu öfkeyi büyütüyorlar. İşte bugün de katliamın ardından yeni acılar yaratmak, yeni mağduriyetler yaratmaktan başka hiçbir icraatları ve hiçbir söylemleri olmadı. Dönemin başbakanı 10 Ekim katliamının arkasından Derviş'in fikri neyse zikri de odur, sözü de kelamı da odur. Oylarının ne kadar arttığıyla ilgileniyordu. Oylarımız arttı diyordu 10 Ekim'den sonra. Bugün de yaşanan her ölümden sonra oylarının ne kadar artıp artmadığına bakıyorlar. Haftada bir, 3 günde bir anket yaptırıyorlar. Ortalık kan revan, Türkiye'nin yarını belirsiz, hazretleri yönetenler oylarının ne kadar arttığı, kurmak istedikleri tekçi iktidara ne kadar yaklaştıkları ile ilgileniyorlar. Türkiye halklarının böyle bir yönetimle, böyle bir anlayışla yönetilmeye layık olmadığını bir kere daha çok net bir biçimde söylüyorum. Türkiye halkları demokratik değerlerle ve demokratik anlayışla yönetilmeye layıktır. Bu baskı politikası ve baskı politikasına eşlik eden anlayış ve zihniyet Türkiye'nin bugününü de geleceğini de karartmaktan başka hiçbir şeye hizmet etmez. Dün bir anma gerçekleştirecektik. Yanılmıyorsam 75 insanımız gözaltına alındı, darp edildi. Ankara'nın meydanları, caddeleri, en başta anmanın yapılacağı katliam yeri abluk altına
alındı. Aileler, kurum temsilcileri, halkımız, yüreği yanan her bir insanımız o meydana gidip bir karanfil bırakamadılar. O insanların anısına taşınan bir karanfile operasyon düzenleyen, saldıran bir zihniyet var. Dün öyle bir şeyle karşı karşıya kaldık ki sadece aileler ve milletvekilleri girecek. Onun dışında kimse alana giremez. Biz milletin vekiliyiz, milletin halkın olmadığı yerde. Onun vekaletini taşıyanın işi ne? Orada katledilen her bir can bizim kardeşimizdi, bizim ailemizdi, bizim akrabamızdı. Ve hepimiz gitmek istedik oraya. Şimdi ne var ellerinde? Çok büyük bir güç gösterisi mi yaptılar? O panzerlerin, tomaların, silahların, copların ne kadar muktedir olduğunu mu kanıtlamış oldular? Ağlayan, çırpınan anneler karşısında, feryat eden babalar karşısında zafer mi kazandılar? Eğer bu duyguyu yaşıyorsanız, utanmak gibi bir duygu olduğunu da hatırlayın. Kendilerine sahte zafer duyguları için böyle güç gösterileri hazırlayanlar utanmak gibi bir duygu olduğunu da hatırlasınlar. Ama bizler barış şehitlerimizin anısına ve onların değerlerine uygun bir tutum ve duruş sergilemeyi başardık. Ben dün Ankara'da anmamıza katılan bütün demokratik kurumların, sendikaların birlikte düzenlediği, anmaya katılan her bir yurttaşımızı, canımızı buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zulme karşı direnenler ve acılarının içerisinde, ortasında bu direnişi büyütenler kazanacak. Direnmekten ve şehitlerimize, değerlerimize sahip çıkmaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kere daha... Bir kere daha bu konudaki kararlılığımızın altını çiziyoruz değerli arkadaşlar. Her yerde, sadece bu salonlarda değil, yasaklanmış bütün meydanlar bizim kararlılığımıza şahittir. Bütün saldırılara, kuşatmalara rağmen baş eğmeyen insanların varlığı ve yürüyüşü bizim kararlılığımızın ifadesidir. Ve bu kararlılığı tarih şahidimiz olsun ki asla ve asla kırmayı başaramayacaklar. Bu bedel... Bir yıl boyunca ve geride bıraktığımız bir yıllık süre içerisinde bugünlerde değerli arkadaşlar bir barış olanağını o katliam meydanında bombaladılar. Hatırlarsınız, barış mitinginin hemen öncesinde Türkiye'de bir ateşkes ortamının sağlanabileceği yönünde çok ciddi gelişmeler, açıklamalar yaşanmıştı ve kamuoyuna yansımıştı. Tam da bu koşullar içerisinde Türkiye halklarının dört bir yandan, bütün Türkiye kentlerinden bir kitle hareketi talebi olarak, gücü olarak barış iradesini ortaya koyacağı bir gündü barış mitingi, Ankara barış mitingi. İşin bütün boyutlarıyla, çatışmanın, gerilimin bütün taraflarıyla çözülebileceği noktada anahtar rol oynayan bir gündü, bir andı. 10 Ekim barış mitingi. Barış isteyen halklar yeni bir sürecin ve barışın anahtarı olarak kendilerini ortaya koymuşlardı. İşte tam da öyle bir aşamada açıklamaların yapıldığı, ateşkesin tartışıldığı, tek taraflı ateşkesin hatta gündemde olduğu koşullarda miting meydanında o alçak bomba patladı, patlatıldı ve barış süreci berhava edildi. O günden bu yana barış adına söylenen her sözü, barış adına atılan, çözüm adına atılan her adımı sabote etmek için, elinin tersiyle itmek için uğraşan bir iktidar icraatıyla, uygulamasıyla yüz yüzeyiz. O günden sonra sayısız, o günden sonra da bizler barış demekten, barış için yürümekten,
kardeşlerimizin davasına, amacına sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Ama siyasi iktidar kendi amacını şiddetten yana, baskıdan yana ve çatışma siyasetinden yana tanımlamıştı. İşte o günden bu yana barış umudu ve olanaklarını çiğneyen, çatışma ve gerilim siyasetini göklere çıkaran bir iktidar politikasıyla yüz yüzeyiz. Siyasi iktidarın, AKP'nin temsilcileri çıkıp bazen ağızlarından kaçırıyorlar, çok daha çıplak ve köşeli bir biçimde ifade ediyorlar niyetlerini, ne düşündüklerini. Çıkıyor birisi diyor ki, askerin görevi ölmektir, ölmek için maaş alıyor. Halka, askere, gence, topluma nasıl baktıklarının çok açık bir ifadesi bu. 1,5 yıl boyunca ölen Türk gençleri, elinde silah olanlar, olmayanlar fark etmez. Ölen asker, polis hiçbir zaman birinci derecede gündemlerinde olmadı. Hiçbir zaman bu ölümleri durdurmak için bir niyetleri ve siyasetleri olmadı. Tam tersine çıkıp devletin en yetkili ağızlarından bu vatan için daha çok kan dökülmesi gerekiyor açıklamaları yapıldı. Sanki bu ülkede, bu topraklarda kan döküldüğü yetmemiş. Sanki bu topraklar kana doymamış. Bu topraklarda kan gölleniyor artık. Ve hala çıkıp toplumu bütün bileşenleriyle ölüm kaderine mahkum eden, toplumun kaderini kendisi çizen, kendisi yazan bir muktedir yerine koyuyorlar kendilerini. Daha ölünecek diyorlar. Daha çok bedel ödeyeceğiz diyorlar. Kim ödüyor bu bedeli? AKP yöneticilerinin, saraydakinin, sarayın civarındakilerin bir tanesinin evladının, çocuğunun askere gittiğini duydunuz mu? Birisinin tırnağına taş değdiğini duydunuz mu? Askere de giden, dağa da giden, bu ülkenin, bu toprakların yoksul halkının evlatları. Ve ikisinin de ölümünün yolunu döşeyen bir siyaset izliyor şu an mevcut anlayış karşımızda. Bizlerin suçu, günahı da bunun tek yol olmadığını söylemek. Bizlerin suçu, günahı da ne için savaşıyorsunuz kardeşim? Savaşmak için bir gerekçe yok. Bu toprakta bütün halklar bir arada eşitçe ve barış içinde yaşayabilir demek. Ve bunun koşulları var. 10 Ekim'de meydana çıkan, o mitinge katılan insanlar da bunu söylüyorlardı. Savaşmak için gerçek bir gerekçe yok diyorlardı. Asıl tehlike savaş iktidarlarıdır diyorlardı. Bugün yaptığı, yürüttüğü savaşla övünen bir iktidar var karşımızda. Tek icraatları savaş çünkü. Ekonomik alanda da, siyasi alanda da yapılan savunma yatırımlarıyla övünüyorlar. Türkiye'yi bu son 2 yıl içerisinde silah tekerlerinin en karlı pazarı haline getirdiler. Silah tekerlerinin o silahları satan ülkelerin de umurunda mı? Türkiye insanının evladı ölmüş, çoluğu çocuğu, toprakları kan revan içinde kalmış. O silah satanların umurunda değil ki. Savaşın sürmesini isterler. Ama bu ülkenin iktidarının nasıl umurunda olmuyor? Bizim sorumuz bu. Bu topraklarda silah sıkılıyor, bu topraklara silah satılıyor, geleceği karartılıyor, canı alınıyor ve bu iktidar hiçbir şey yokmuş gibi kadir mutlak yürüyebileceğini, yolunda devam edebileceğini sanıyor. Onların suçlarının, belalarının faturasını bu halk ödemek zorunda değil. İçeride uyguladıkları politikada, dışarıda uyguladıkları politikada çatışma, gerilim, savaş, silah tam olarak bunun üzerine kurulu. Türkiye bölgede demokratik bir model olabilirdi. Hala da olabilir. Bunun güvencesi biziz ama. Bu savaş sevdalısı iktidar değil. Türkiye Orta Doğu'da, Avrasya'da
bütün dünyanın ve bölgenin merkezine dönüşebilir. Üretici gücüyle, insan enerjisiyle, zenginliğiyle ve gücüyle, eğer demokrasiyle buluşmayı başarabilirsek, eğer barışmayı başarabilirsek, demokratik bir merkeze dönüşebilir Türkiye. İşte bizler bunu başaracağız. Değerli arkadaşlar, bu siyasi iktidar böyle bir niyeti olmadığını, Türkiye'yi gerçek bir demokratik merkez haline getirmek gibi bir yolu ve çizgisi olmadığını defalarca kanıtladı. Kendisiyle birlikte Türkiye halklarını da tüketmeye başladı. İşte bizler direncimizle, üretici gücümüzle, sabrımızla ve dirayetimizle, onların bizleri sürüklemeye çalıştığı felaketin karşısında aydınlığın yolunu ve geleceğin yolunu açacağız. Ben bir kere daha bu aydınlığın ve geleceğin yolundan ilerleyenleri selamlıyorum. Aynı zamanda 7 Kasım'da değerli arkadaşlar, 10 Ekim katliamının dava duruşması var. Bu dava duruşmasına bütün halkımızın, bütün barış gönüllerinin duyarlı olmasını istiyorum. Duyarlılığa davet ediyorum. 7 Kasım'da da davamızı nasıl her yerde savunduysak, mahkeme kapılarında, mahkeme salonlarında da aynı inançla, aynı birlikle savunmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Şırnak'ta abluka 211 günden beri devam ediyor. Birçok kent, birçok Kürt kenti haritadan silindi. Türkiye tarihinde ilk defa yaşanan bir durum bu. Bir olay, bir vaka, bir felaket. Ve siyasi iktidar hala bu felaketin üstünde tepiniyor. Hala bu felaketteki sorumluluğunu açıklamıyor, izah etmiyor. Ve Şırnak'ta yaşanan bu felakete rağmen bir kent, bakın %85'inden bahsediyoruz, kent merkezi. Dümdüz edilmiş, berhava edilmiş. Ortadan kalkmışken hala o kente girişler, çıkışlar yasak. Kendi istedikleri, onay verdikleri çok küçük kesimler dışında, ki bunların hepsi de ya korucu aileleridir ya da kendi taraftarlarıdır, o kente girişine izin yok. Şırnak halkı kendi yurduna giremiyor, kendi evine giremiyor 211 günden bu yana. Bitiyor mu peki zulüm bununla? Hayır, bitmiyor. Bunlar zulüm sınırlarını, zalimlik sınırlarını durmadan genişletmekle, bu sınırları aşmakla meşhur. Tarihe böyle geçecekler. Bu da yetmiyor. Topraklarından ayrılmamak için Şırnak merkezinin 10-15 kilometre ötesinde kırlık bir alanda, araziye, buldukları yere çadır kuran ve orada bütün zorluklara rağmen yaşamını sürdürmeye çalışan yaklaşık 3000 insanı oradan, kendi topraklarından kovmaya çalışıyorlar. Bakın, o insanların hepsinin Şırnak merkezinde evleri var, o evlere girmeleri yasak. Mülkiyet hakları, yaşam hakları hepsi gasp edilmiş durumda. Giriş hakları, seyahat hakları hepsi gasp edilmiş durumda. 10 kilometre, 15 kilometre ötede evinin yamacında, yurdunun yamacında yer tutmaları, orada yaşamalarına dahi izin verilmiyor. Bakın, haftalardır uğraşıyoruz. Tek talepleri var. Orada yaşayan 3000 insanın, 450 aile. Tek bir talepleri var. Kış geliyor. Şırnak'ın dondurucu soğuğunda bu çadırlarda yaşamak mümkün değil. Yaşayabilecek bir çatı istiyoruz diyorlar. 2-3 haftadır grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz bizle uğraşıyoruz. Hükümetle, valilikle, kaymakamlıkla, her yerde kapı duvar. Büyük bir insanlık ayıbı sergileniyor her gün yüzümüze karşı. Bir kışlık çadır kurmalarına derme çatma, biriketleri, prefabrikleri oraya yerleştirip kışı geçirecek kadar bir yaşam alanına kavuşmalarına izin verilmiyor. Ne öneriyorlar yol olarak? Terk edin burayı, gidin. Bu bir sürgün değildir de nedir? Bu siyasi iktidar doğru yaptı, yanlış yapmadı. Suriyeli mültecilere kucak açmakla övünüyor değil mi? Bir dizi sorun, yine insan hakları sıkıntısı yaşanıyor ama doğrudur, iyidir, haklıdır. 2,5 milyon Suriyeli mülteciye kapı açtık diyor. Ama aynı siyasi iktidar
kendi yurttaşlarını topraklarında mülteciye dönüştürüyor. Şu an Şırnaklılara diyor ki gidin mülteci olun. Kendi evinizde, kendi yurdunuzda yaşamayın. Burada yaşamayın da nerede yaşarsanız yaşayın. Böyle bir haksızlık, böyle bir hukuksuzluk olabilir mi? Ve Şırnak halkı, oradaki binlerce insan aylardır bu zulme direniyor. Onların bu insani direnişini saygıyla, hayranlıkla ve minnetle selamlıyorum. Herkesin bu direnişten ders alması gerekir. Herkesin zulme boyun eğmemek için bin bir türlü yola ve olanağa sahip olduğunu bilmesi gerekir. Bazen sadece yerinde oturmak, bazen sadece evini, yurdunu tutmak en büyük direnmektir. İşte onlar kendi nesilleri, kendi tarihleri adına, kendi gelecekleri ve insanlıkları adına en büyük direnişi sergiliyorlar. Şırnak halkı da, yerinden etme politikalarına direnen bütün halklarımız da tarihin en soylu direnişini sergiliyor. Ve bugün siyasi iktidar tarihteki en büyük ve haksız bir politikayla halkımızın karşısına çıkıyor. Bu suç onların tarih siciline silinmeyecek bir şekilde yazıldı ve silinmeyecek. Bakın, on binlerce, yüz binlerce insan sokağa çıkma yasakları, ablukalar, çatışmalar döneminde yerinden oldu. Başka yerlere yerleştiler. Bir ailenin evinde üç aile yaşıyor. Bu kadar zor koşullarda. Siyasi iktidarın kendilerini sürmek istediği Batı metropollerine gitmek istemedikleri için kendi yurtlarında, kendi yörelerinde, Kürt kentlerinde yaşama devam etmek için bu kadar ağır koşullarda yaşamayı göze aldılar. Bu kadar ağır bir mağduriyet içerisinde en ufak bir taleplerine, bir çadır, bir baraka taleplerine dahi yanıt verilmiyor siyasi iktidar tarafından. Bu bir insanlık ayıbıdır. Bu bir insanlık suçudur. Teröre karşı mücadele adı altında söylediğiniz yalanlara bizleri inandıramazsınız. Biz gerçeğin içinden geliyoruz. Biz gerçeğin gözünün içine bakıyoruz. Biz o gerçeği yaşıyoruz. Bu halka düşmanlıktır, Kürt'e düşmanlıktır. Kendi yurttaşına düşmanlıktır. Biat ettiremediğine, diz çöktüremediğine düşmanlıktır. Ve bu düşmanlık siyasetinden hiçbir iktidara hayır gelmediği gibi size de gelmeyecek. Ben bir kere daha tüm duyarlı halkımızı, Türkiye kamuoyunu, Şırnak halkıyla en güçlü dayanışmaya ve sahiplenmeye çağırıyorum. Değerli arkadaşlar, her yerde ölüm, katliam ve cinayetler yaşanıyor. Bundan bir süre önce Yüksekova'da 4 sivil yurttaşımız biliyorsunuz, açılan panzerden açılan ateş sonucu katledildi. Gözümüzün önünde bir katliam yaşandı yine. Bu ölümlerin bir amacı var değerli arkadaşlar. Yüksekova halkına şunu söylemeye çalışıyorlar yine. Yıktık, sizin yaşam alanlarınızı berhava ettik. Buna rağmen siz şehrinizi terk etmediniz. Ama bu şehirde yaşamanıza izin vermeyeceğiz. 4 genç, aynı zamanda şehrin esnafları bunlar. Yüksekova kısa bir süre önce çok büyük bir yıkımın içerisinden çıktı. Hala o abluka ve sokağa çıkma yasakları dönemindeki enkazlarını kaldıramadı. Çadırlarda, barakalarda yaşam mücadelesi veriyor Yüksekova'da halkımız. Ama ona rağmen kentine ve kendine sahip çıktı. Duruşuna sahip çıktı. Orada yaşamı durdurmamak için, orada yaşamı durmadan üretmek için bütün enerjisiyle kendisini ortaya koydu. Oradaki esnafın dükkan açmasını bile zul sayıyorlar. Oradaki o küçücük çarşıda bir yaşam fonksiyonu, yaşam belirtisi, enerjisi görülmesini bile zul sayıyorlar. Panzerden ateş açılıyor. Yapılan açıklama yüz karası. Bizleri aptal yerine koyuyorlar. Aklımıza hakaret ediyorlar. Yanlışlıkla ateş açılmış.
ateş düzeneğinde arıza olmuş. Ne hikmetse kamera kayıtları ortaya çıkıyor. O arızadan sonra da cenazeleri yerden kaldırmaya gelenler yaylım ateşine tutuluyor. Biz arızanın nerede olduğunu biliyoruz. Arıza işte o kurşunları sıktıran, o kurşunların sıkılmasının talimatını veren siyasette, zihniyette. Yalanları her gün açığa çıkmasına rağmen her gün yeni yalanlar söylemekten vazgeçmiyorlar. Bugün nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Çözümden uzaklaşan, siyaset alanını daraltan, kapatan iktidar her gün bizi yeni acılarla yüz yüze bırakıyor. Şemdinli'de bombalar patlıyor, canlar gidiyor. Yüksekova'da açık, yargısız bir infaz yaşanıyor. Siyasi cinayetler Van'da, Diyarbakır'da siyasi cinayetler yaşanmaya başlıyor. Ve her gün dört bir yandan siyasetin değil, ölümün ve silahın sesini duyuyoruz. Bunun sorumlusu doğrudan siyaset alanını bizlere kapatan iktidardan başkası değildir. 1,5 yıldan beri çırpınıyoruz. Bakın, siyaset kurumu susarsa, siyaset kurumunu bu kadar bastırırsanız, ezerseniz, devre dışı bırakırsanız, tekçiliği bu kadar dayatırsanız, bu oluşan kaostan, bu oluşan istikrarsızlıktan şiddet beslenir. Şiddetle ve silahla siyaset yapılmaya başlanır. Ama bütün bu çağrılarımıza, çabalarımıza, çırpınmalarımıza rağmen iktidar şiddet siyasetinde ısrarını sürdürüyor. Bir siyasi iktidar en başta kendisi şiddetle siyaset yaparsa toplumda, ülkede dört bir yandan böyle travmaların, böyle şiddet olaylarının ortaya çıkmasına da sebebiyet verir. Bizler bugün bu ağır koşullar içerisinde de, bu zorlu şartlar içerisinde de demokratik ve barışçıl siyasetin önünün açılmasında ve bu mevzilerin, bu alanın savunulmasında, korunmasında kararlıyız. Bizim dışımızdaki bütün siyasi partiler gidip icazet almış ve bu icazetle siyaset yapıyor olabilir. Artık bizi ilgilendirmiyor. Biz yolumuzda ısrarlı ve kararlı bir biçimde ilerleyeceğiz. Bakın bugün grup toplantılarına, tartışmalarına çıkıyor en küçük muhalefet. Başkanlığa onay veriyor. Bir başkası ana muhalefet adını taşıyor olmasına rağmen en iyi nasıl muhalefet edilmezim kitabını yazıyor. Böyle bir üçlemenin, böyle bir üç yanlış ortamının içerisinde de bir doğru çizgiyi bizleri devre dışı bırakabileceklerini sanıyorlar, yanılıyorlar. Onların üç yanlışı da, beş yanlışı da, 15 yanlışı da bir doğruyu bizleri götürmeyi ve etkisizleştirmeyi başaramaz. Bu kadar ağır ve zor koşullar içerisinde doğruyu savunmak zordur, bedeller ister. Çok büyük zorlukları ve ağır çalışma şartlarını göğüslemek ister. Ve bugün dört bir yanda bu zor şartlar içerisinde çalışıyor her bir HDP'li, her bir demokratik mücadele neferi. Ve bu zor şartlar içerisinde bizleri teslim almalarına, bizlerin alanını daraltmalarına asla izin vermeyeceğiz. Yenikapı'da ruh çağıranların, neyin ruhunu çağıranlarını anladık. Yapabildikleri tek şey ruh çağırmak. Yenikapı'da toplanıyorlar. Yeni bir ruh oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu sistemde, bu siyasi anlayışta artık ruh çürümüş. Yenikapı'da düzenlediğiniz ruh çağırma ayinlerinin hiçbirisi işe yaramaz. Sizin ruhunuz çürümüş. Böyle geçici ittifaklarla tezkere konusunda birleşen, savaş konusunda birleşen, başkanlık ve tek adamlık, tek parti iktidarı konusunda birleşen, bunun ittifakını yapan ama bu halkın yararına tek bir konuda birleşemeyen, tek bir konuda ön açamayan, yol açamayan bir yapılanma var karşımızda.
Bu eskimiş, köhnemiş siyasi yapılanma işte bizlerin yeni siyasi gücüyle ve enerjisiyle aşılacak değerli arkadaşlar. Bunun için vazgeçmeyeceğiz. Her ağır ve zor şart altında mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdüreceğiz. Bir komisyon kuruldu, bir darbe yaşandı, bir darbe girişimi yaşandı Türkiye'de biliyorsunuz ve darbe girişimini kendi iktidarlarını büyütmek için, kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak için bir fırsata dönüştürdüler. Yüz binlerce insanımız haksız bir şekilde yargılandı, mahkum edildi. İşinden, ekmeğinden oldu. Ve hala darbeye karşı mücadele adı altında bütün demokrasi güçlerine, kendileri gibi düşünmeyen bütün kesimlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Ama darbenin siyasi ayağı, siyasi sorumlusu ortada yok. Siz hiç siyasi liderliği olmayan, organize merkezi, yönetim merkezi olmayan tarihte bir darbe girişimi duydunuz mu? Tarihte yok böyle bir şey. Her darbenin bir liderliği var, bir organizasyon merkezi var, siyasi bir sorumlusu var. Ama ne hikmetse Türkiye'deki fason darbe girişiminin bir tane siyasi liderliği, bir tane siyasi sorumluluğu yok. Bulunamıyor. Aylar geçti, hala siyasi sorumlu yok ortada. Israrla darbe zihniyeti ve siyaseti AKP politikalarından beslendi. Bu darbenin siyasi sorumlusu AKP'dir diyoruz. Her seferinde söylediklerimizi burnumuzdan getirmek için dört bir yandan saldırıyorlar. İstediğiniz kadar saldırabilirsiniz. Doğruyu söylemekten biz vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Kendi içlerindeki darbecileri ayıklamak, ifşa etmek konusunda tek bir adım atmadılar. Eğer bu adımı atarlarsa o kurdukları yapay dengenin bozulacağını düşünüyorlar çünkü. Bir ayakları çukurda, boşlukta. Kendi içlerine karşı bir darbeci operasyonu başlatırlarsa çukurdaki ayaklarının boşa düşeceğini, dengelerinin alt üst olacağını çok iyi biliyorlar çünkü. Kendi egemenlik dengelerini kurmak için hala aleni bir şekilde ve tahammüden darbecilerle çalışmaya devam ediyorlar. Bakın, darbe girişiminden önce de darbecilerle çalışıyorlardı. Darbecilerle müttefiklerdi. Can ciğerlerdi, kardeşlerdi, gönüldaşlardı. Darbe girişiminden sonra da kendi içlerindeki darbecilerle çalışmaya, onlarla ittifak halinde yürümeye devam ediyorlar. Bu çok açık bir suçtur. Yaptığınız onca darbe karşıtlığı tantanasına rağmen biz sizin bu çürük icraatınızı yüzünüze vurmakta ısrar edeceğiz. Gerçeklerin üstünü yalanlarla, kameraları karartarak, gazeteleri kapatarak örteceğinizi sanıyor olabilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Ne olursa olsun Türkiye toplumunun çoğunluğu tarafından da gerçekler ortaya çıkacak ve bu çok uzun bir zaman sonra olmayacak değerli arkadaşlar. Bu kadar ağır suçlar işlemiş, bu kadar ağır yalanlar söylemiş bir iktidar, yalanlarını ve suçlarını uzun zaman gizlemeyi başaramayacak. Güç bela bir darbeyi araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonda AKP'li üyeler çoğunlukta, yani her şeyi güvence altına almaya çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Ve işin ilginç tarafı, darbe komisyonunda yer alan AKP'li üyeler Fethullah Gülen cemaatiyle öncesindeki dönemde yakın ilişkileri, övgüleri, metiye dizmeleriyle tanınan isimler. Bakın, birisinin sözlerini okuyorum ben size. Darbeyi araştırma komisyonu üyesi, İzmir milletvekili aynı zamanda. Fethullah Gülen son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden biridir. Evrensel Türk Rönesansı'nı başlatan bir Türk mucizesidir. Fethullah Gülen'den bahsediyorum. Bu büyük insanı kendi ülkesinden çekip gitmeye zorladık. 70 milyonun utanç duyacağı bir durumdur bu. Fethullah Gülen'in Amerika'da olması 70 milyon insanın ve kendilerinin utancıymış. Ceviz büyüklüğünde beyinleriyle Fethullah Gülen üzerine küfür romanları yazan bizim sözde muhabirlerimiz. Bugün çok var. Dün de varmış ama bugün sayısı çok daha fazla. Bu cümleleri kuran çok uzun bir zaman önce değil, kısa bir zaman önce. Bu cümleleri kuran
başka bir isim daha var, saymıyorum, bir tane örnek yeter. Darbe girişimini araştırma komisyonu içerisinde. Şimdi bu komisyondan birinci soru şu, bu komisyondan ne hayır çıkar? İkinci soru, sorulması gereken soru, bu isimleri darbeyi araştırma komisyonuna alarak iktidar ne yapmaya çalışıyor? Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen, FETÖ ile arasındaki ilişki sözleriyle, kendi ikrarıyla sabit olan isimleri bu komisyona almaktaki gayeniz nedir? Özellikle ikinci soruyu siyasi iktidarın yanıtlaması lazım. Bu çok somut bir sorudur aynı zamanda. Siyasi ve kriminal bir nedeni ve kaynağı vardır. Bu komisyon darbeyi gerçekten araştırma, sorumluları açığa çıkarma komisyonu mu? Darbeyi gerçekleştirenlerle yeniden uzlaşma, birleşme komisyonu mu? Bu soruya cevap vermeleri gerekiyor. Ve bugün bu sözleri söyleyen birisi eş genel başkanımız Selahattin Bey hakkında küfür, hakaret, saygısızlık, ahlaksızlıktan başka hiçbir anlam ifade etmeyen sözler sarf ediyor. Fethullah Gülen hakkında bu sözleri söyleyen isim bugün yaranmak için yeni bir vizyon hamlesi geliştirmek için yine gelip bizim üzerimizden siyaset yapmaya, bizim üzerimizden kendisini pazarlamaya çalışıyor. Bu ahlaki seviyenin düşürüldüğü siyasi ortamda kendisini pazarlamaya, satmaya çalışanlar hep bizim üzerimizden küfürlerle, hakaretlerle bu pazarlama işini yürüttüler. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Kendilerini böyle pazarlamaya, kendilerini böyle sunmaya, iyi göstermeye, en iyi hizmet eden, en iyi küfreden, en iyi saldıran bir pozisyon sergilemeye ve fotoğraf vermeye çalışıyorlar. Bu AKP içerisindeki siyasi seviyenin çukurun altında olduğunun ifadesidir. Siyasi seviyeleri çukurun altında, toprağın üstünde değil, sıfır seviyesinin üstünde değil, sıfır seviyesinde bile değil, sıfırın altında. Küfürle, hakaretle bizim üzerimizden kendilerini pazarlamaya çalışan bu zihniyetle, böyle bir kirlilikle asla uzlaşmadık, uzlaşmayacağız. Herkes bu sözleriyle, bu yaklaşımlarıyla, bu küfürbazlığıyla, seviyesizliğiyle kendisinin düzeyini, kendisinin kimliğini ifşa eder. İşte böyle bir kimliksizleşme yaşanıyor şu an iktidarın saflarında. Siyasette böyle bir lümpenleşme yaşanıyor. Bu bütün Türkiye halklarına karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Savcı yok mu diye soruyor. Demirtaş'ı tutuklayın. HDP'lileri tutuklayın. Evet, savcı yok. Eğer gerçek bir savcı olsaydı en başta seni tutuklardı. Türkiye'de gerçek bir yargı ve adalet olsaydı sizin gibi siyasetçileri, sizin gibi kirlilikten, şiddetten, kumpastan beslenen siyasetçileri bizim başımıza bela etmezlerdi. Ama biz her türlü belayla baş edebilecek güçteyiz. Bunu unutmasınlar. Nice belalar gördük. Nice belalardan geldik, geçtik. Ve her türlü belayla baş edebilecek güçteyiz. Onların seviyesizliklerini de, onların sözlerini de kendilerine iade ediyoruz. Değerli arkadaşlar, siyasi soykırım operasyonları devam ediyor. Bugün 60'a yakın Diyarbakır, Bitlis ve Dersim'de 60'a yakın il eş başkanımız, ilçe eş başkanımız ve yönetim kurulu üyemiz gözaltına alındı. Yüzlerce parti yöneticimiz zaten hala tutuklu. Bizleri siyasi soykırım operasyonuyla güçten düşürmeye, alanımızı daraltmaya çalışanlar bilsinler ki bulunduğumuz her yeri onların iktidarına karşı direniş mevzisine dönüştürmeyi çok iyi biliriz. İçeride de dışarıda da. İster tutuklu olalım, hapishanede olalım. İster
dört bir yanını kuşattığınız çalışma alanlarında emek verelim, hiçbir biçimde siyasi irademizi kötürümleştirmenize, sınırlamanıza izin vermedik ve vermeyeceğiz. Geçmiş süreçlerde siyasi soykırım operasyonuyla 10 bin siyasetçiyi, bakın 10 bin siyasetçiyi bir fiil partilerde çalışma yürüten 10 bin siyasetçiyi tutuklayarak sonuç alamayan sizin öncelleriniz, ittifaklarınız nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldıysa emin olun bugün bizleri tutuklayanlar olarak sizler de aynı sonuçla karşı karşıya kalacaksınız. Hatırlatırım. 10 bin siyasetçi tutuklandıktan sonra alanları boşalttık, çalışacak kimse bırakmadık. HDP'nin, DVP'nin çatısının altında iş yapan kimse kalmadı diyerek gerinenler ondan çok kısa bir süre sonra yerel seçimlerde halkımızın, Kürt halkının çok büyük zaferiyle, başarısıyla yüzleştiler. Aldıklarından daha fazlasını kazandık. Bugün de mevzilerimizi, kurumlarımızı, temsiliyetimizi, alanlarımızı terk etmiyoruz ve olur da bizden koparmayı, almayı başardıklarınız olursa emin olun ki misliyle yeniden kazanacağız. Bugün de her yerde bütün partili arkadaşlarımın bu inançla ve bu güvenle çalışmasını istiyorum. Tarihinize, çizginize ve kendinize güvenmekten vazgeçmeyin. Bu güveni bu saldırıların karartmasına izin vermeyin. Halkımız da bugün HDP'ye oy vermemiş olabilir. HDP'nin üyesi, yöneticisi olmayabilir. Asla ve asla bu saldırılar karşısında, bu boyun eğdirme, etkisiz hale getirme, tasfiye etme saldırıları karşısında umutsuzluğa kapılmasın. Bizler bedel ödemeyi de biliriz ama kazanmayı, daha büyük kazanmayı da biliriz. İşte bu bilinçle yolumuza devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlar, ben son olarak halklarımızın Muharrem ayını selamlıyor ve Kerbela yasını yürekten paylaşıyorum. Orucunun, lokmasının ve hizmetinin hak defterine yazılmasını diliyorum. Tam da bu zor koşullar, bu ağır şartlar içerisinde İmam Hüseyin ve 72 yoldaşının direncini hatırlamanın zamanıdır. Sadece yasımızı tutmanın değil, o yası bizim yüreğimize yerleştirenlerin direncini de hatırlamanın zamanıdır. Dönüp bir bakın. Eğer bundan uzun yıllar önce Hazreti Hüseyin Kerbela yoluna düşmekten, bu yola çıkmaktan vazgeçseydi tarih nasıl yazılırdı? Bundan yıllar önce Hazreti Hüseyin Yezid'e biat etmeyeceğim demeseydi bugün tarih nasıl yazılırdı? Dün biat etmeyenler ve girdiği yoldan dönmeyenler, yola çıkmaktan korkmayanlar yazdı tarihi. Bugün Yezid-i Muaviye'yi lanetle anıyor bütün halklarımız. Ama İmam Hüseyin'in ve yoldaşlarının direnişini zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölürüm diyenlerin sesini ve mücadelesini hiç unutmuyor. İşte bizler bugün tam da İmam Hüseyin'in dediği gibi yolundan dönmeyenlerin, biat etmeyenlerin direnişini ve kararlılığını yazacağız tarihe. Bugün bizlere ölümü dayatanlara karşı zillet içinde yaşamaktansa izzetimizle, onurumuzla gerekirse o ölümü göğüslemeyi de biliriz diyeceğiz ve demeye devam edeceğiz. Bundan yüzyıllar önce bir tarih yazılmıştı. Bugün de yine mazlumların ve zulme karşı direnenlerin mücadelesi yeni bir tarih yazacak. Girdiğimiz yoldan şüphe etmeyeceğiz. Zalime karşı mücadele etmenin hak olduğunu, onur olduğunu, görev olduğunu unutmayacağız.
İşte bizler bu onurla, bu görevle Hazreti Hüseyin ve bütün canlarının yoldaşlarının yolundan ilerlemeye devam edeceğiz. Ezilen halkların direniş yolundan ilerlemeye devam edeceğiz. Hepinizi yeniden bu duygu ve inançla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun.